Merhaba arkadaşlar. Denetim dersimizin iç denetim konu başlıklı 4. ünitesi kapsamında bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtların nesnel bir şekilde incelenmesi şeklinde tanımlanan iç denetim işlevi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kontrol hizmetleri, B. Danışmanlık hizmetleri, C. Yönetim hizmetleri, D. Denetim hizmetleri, E. Güvence hizmetleri. Sorumuzun çözümüne geçmeden önce iç denetim nedir? İsterseniz kısaca onu bir tanımlayalım. İç denetim şu şekilde tanımlanıyor. Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak nitelendirilmekte. Tanıma baktığımızda iç denetimin iki işlevi olduğunu görüyoruz. Bir güvence hizmeti verme, bir de danışmanlık hizmeti verme. Sorumuz da zaten bu işlevlerden bir tanesinin açılımını vermiş ve bu hangi işleve tekabül etmektedir diye soruyor. Danışmanlık hizmetleri, iç denetimin işlevlerinden bir tanesi olan danışmanlık hizmetleri, herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden kurum içinde bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, her türlü yol gösterme, tavsiyede bulunma, eğitim verme, işleri kolaylaştırma gibi faaliyetlerdir. Güvence hizmetleri dediğimizde ise iç denetimin güvence işlevini açtığımızda şu tanımla karşılaşıyoruz. Kurumun risk yönetimi, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerine dair bağımsız bir değerlendirme sağlamak amacıyla kanıtları nesnel biçimde incelemeye yönelik faaliyetlere biz güvence hizmetleri diyoruz. Dolayısıyla soru köküne baktığımızda biz iç denetimin güvence işlemine ilişkin bir tanımı görmekteyiz. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı güvence hizmetleri.